Başkent Ankara'nın simge yapıları arasında yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının Alman mimarı Bruno Taut'u gelecek nesillere tanıtmak amacıyla fakülte bahçesine yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi. Anıt açılışı öncesinde Farabi Salonu fuayesinde açış konuşmaları yapıldı. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte toplumları hem yansıtan hem de güçlü kılan şeyin onların geçmişe duyduğu saygı olduğunu ifade etti. Türk milletinin en önemli özelliğinin de kendisine hizmet edenleri hep hayırla ve şükranla anması olduğunu belirten Rektör Ünüvar, "Bu bizim milletimizin değişmez özelliğidir," dedi. İsmini bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin binasının çok özel ve özgün bir yapı olduğunu aktaran Rektör Ünüvar, bu binanın Bruno Taut'un Türkiye'deki ilk mimari yapıtlardan biri olduğunu kaydetti. Bu Bruno Taut'la ilgili anıtı niye yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz. Bir tanesi bizim sözlerimin başında ifade ettiği milletimizin değişmez özelliği olan bir kendisine hizmet edenleri şükranla anması. Bu bizim en temel özelliğimizdir. Ankara Üniversitesi de bizim bütün özelliklerimizi yansıtan bir üniversite olduğu için istedik ki Bruno Taut'la ilgili bir anıt olsun ve Bruno Taut'u genç nesillerde tanısın. Şüphesiz burada Türk-Alman dostluğuna da hizmet edecek bir köprüdür Bruno Taut. Çünkü Almanya'da doğdu ama Türkiye'de vefat etti ve kıyamete kadar da Türkiye'de kalacak, Edirne Kapı şehitliğinde kalacak. Ve en önemli eserlerinden birisi olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemizin bu abidevi eserinin mimarı olması sıfatıyla burada onun bir anıtını koyalım istedik. Almanya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Elçi Henning Simon da Bruno Taut'un yaşamı boyunca çeşitli ikonik eserlerle Alman mimarlık tarihine geçmeyi başarmış bir isim olduğunu söyledi. Simon, Bruno Taut'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katafalkını tasarlayarak Türkiye ile ilişkisine taçlandırdığını da sözlerine ekledi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Levent Kayapınar ise Türkiye'de yaklaşık 2 yıl kalan Bruno Taut'un Ankara'da 3 eser bıraktığını, bunlar arasında belki de en muhteşeminin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binası olduğunu dile getirdi. Açış konuşmalarının ardından Alman mimarın eserleriyle ilgili fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı sergi gezildi. Serginin küratörü Giorgio Gasco konuklara sergi hakkında bilgi verdi. Daha sonra fakülte bahçesinde bulunan Bruno Taut anıtının açılışı gerçekleştirildi.